Evet, uzun bir aradan sonra takipleştiğim ve kavuşmak, görüşmek istediğim dostum, evet, Sinan'ın yanındayım. Kadir Bey'le beraberiz. Çok mutluyum geldiği için. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Cansın. Çok teşekkürler. Harika bir insan tanıdım. Ben de öyle. Çok mutluyum Kadir Bey'i tanıdığım için. Ben başım tacısın, var olasın. Bugün birlikte Düzce'yi gezeceğiz. Gezebildiğimiz yerleri göreceğiz. Güzel bir gün olmasın. Ümit ediyorum. Evet. Çok güzel yerlere götüreceğim onu. Hadi bakalım. Bekle, başlayalım mı? Başlayalım. Hadi. İlk durağımız Efteni Gölü. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kadir Bey'in kadrajını ben çalıyorum. Maalesef öyle olacak bugünlük. Herkes buna alışmalı. Güzellere şelalesine getirdim şu an Kadir'i. Yüksek bir şelale. Şehir dışından da bu güzelliği görmek için gelen insanlar oluyor. Turistler oluyor. Evet. Yani ücretsiz giriş yaptık buraya. Normalde ücretli. Şahıs olarak 6 lira bir ücreti var. Ama maalesef ki kaçak girmek zorunda kaldık. Aynen. Düzce denince akla gelen tek mekan, tek güzellik burasıdır. Yani Güzeldere Şelalesi adı üstünde. Herkesin gelmesini, görmesini tavsiye ederim. Harika diyorum. Siz neler düşünüyorsunuz Kadir Bey? Ben neler düşünüyorum? Ben şu an bir şehrin içinden çıkıp güzel yere geldiğimizi hissediyorum. Hele ki bunu erken saatte yapmamız, evet, motor macerasıyla yapmamız, evet, kesinlikle, serüvenle yapmamız çok güzel oldu. Senin sayende Güzeldere Şelalesi'ni göreceğiz. Bugün ve bunu Düzce'ye gezdireceğim. Aynen, ve bunu herkese aktaracağız. Herkes Düzce'ye beklerim. Evet. Gezdirebilirim, hiç sıkıntı yok. Evim herkese açıktır. Başlacısı. Herkesin evidir. Evet. Benim evim, herkesin evi. Herkesi beklerim. Evet, Güzeldere Şelalesi. Uzunluğu bayağı var. Harika. Üçüncü durağımız ise Güzeldere Şelalesi oldu. Bu ihtişamlı şelaleyi daha yakından görmek istedik. Carlos mu? Ha? Gold mu? Sana gold diyelim mi? Aferin sana. Kapı merkezi açık. Buyurun gelin. Baştayız. Herkesi bol bol gezdirebilirim. Hiç sıkıntı yok. Düzce'nin güzel atmosferiyle birlikte maceramıza devam ettik. Maceramızı da sonlandırmış bulunmaktayız. Buradan da keyifle birlikte döneceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Başka maceralarda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.
İstanbul'a otostop macerası başlasın. Evet, Kocaeli şehir merkezine geldik. Buradan gişeler üzeri İstanbul'a otostop çekmeye başlayacağım. Otostop şans getiriyor. Evet, Nihat abim sağ olsun beni İstanbul'a kadar bırakacak. Nihat abim, kendini nasıl hissediyorsun? İyi. Yol arkadaşı yapacağız, sohbet muhabbet edeceğiz. Uzun bir yolun ardından İstanbul'a doğru gidiyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok sağ olasın. Halkımıza, insanlara iletmek istediğin bir şey var mı? Herkes sağlıklı. Evet, evet. Nihat abimle birlikte İstanbul'a. İlk durağım Tuzla. Tuzla'da sevgili dostum, asker arkadaşım, çavuşum olan Tayfun arkadaşımın yanına gelmiş bulunmakta. Hoş geldin kardeşim. Başta. Nasıl hissediyorsun kendini? Seni gördüm daha mutlu oldum. Baş tacısın. Güzel güzel Tuzla'dayız. Şu an geziyoruz. Birlikte birkaç zamanımız olacak. Değerlendirmeler olacak. Bir istişare. Evet. Anılarımız nakşedilecek. Tabii. Bir karnımızı doyuracağız ilk önce. Daha sonrası yollara ve sevdiklerimizi görmeye devam. Saat 6.30. Bir İstanbul sabahından. Herkese günaydın. Selam arkadaşlar. Evet, Tuzla'da Mücahit diye bir arkadaşımla, sevgili takipçimle karşılaşıyorum. Sağ olsun kendisi beni yolda görüp arkadaşımla birlikte bizi alıyor. Evet Mücahit, kendini nasıl hissediyorsun? Ben mutlu hissediyorum. Seni görünce dedim tanıyorum ben bu arkadaşı. Hemen yanaşayım dedim. Çok teşekkürler. Tanıyalım seni. Ben Mücahit Erdikolas. Evet. Tuzla'da yaşıyorum. Çalışıyorum. Öyle. Döngü böyle diyorsun. Döngü böyle bu şekilde. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi arkadaşları Marmara'ya bırakacağım. Hadi bakalım. Abi bir video yapacağız yani, bir anası olsun. Dur o zaman bekle. Tamam başlıyoruz. Dur, şey yapalım da söyleyeceğimiz şeyi. Ha yani. Hatırla. 3,5 yıl sonra Kadir gel. Evet sevgili dostum, 3,5 sene sonra. Evet sevgili dostum Kadir. 3,5 yıl otostop macera sonucu birbirimize kavuştuk. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Öncelikle sevgili dostum Mustafa, seni görmek güzel. Mahalleden çıkıp buraya kadar gelip beni görmen çok iyi oldu. Senelik izne girdiğin için seninle kamp süreci yaşayacağız. İyi ki geldin. Birlikte semte dönüş yapacağız. Şu an Pendik'teyiz. Pendik sahildeyiz. Pendik sahilden sonra birkaç saat sonrası yani Maltepe sahiline gideceğiz. Orada bir kamp atacağız. Güzel olacağını düşünüyorum. Ben seni de görmek çok güzel. Bundan sonra seni baş tacısın. Bundan seni görmek canımsın. Birlikte geldik, birlikte döneceğiz. Döneceğiz. Hadi bakalım, güzelleşmesi dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Herkese günaydın. Bugün Maltepe sahildeyiz. Yerimiz güzel. Harika. Evet, Orhan abimle baş başayız uzun senelerden sonra. Abi seni görmek güzel bir duygu, çok mutluyum şu an. Kendini nasıl hissediyorsun? Seni görmek de güzel bir duygu kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi, çok teşekkürler. Orhan abimle birlikteyim, birbirimize vakit ayıracağız. Eskileri, anılarımızı ve uzun senelik özlem ve hasretimizi yad edeceğiz. Abi seni görmek tekrardan çok güzel. Eyvallah kardeşim. Birlikteyiz, evet, birbirimize tekrar zaman hoş geldin Kadir kardeşim. Uzun bir yolculuktan sonra tabii Kadir kardeşim bu akşam misafirim olacak. Kardeşim maşallah ben 15 senedir bu sporu yapıyorum. O 3-4 sene içinde beni 5'e katladı. Estağfurullah. Yani bence ama yeni başladı daha. Daha çok uzun yollar ve uzun maceralar onu bekliyor. Daha keşfedeceği bir sürü yer var. Birlikte keşfedeceğiz. İnşallah o da olur. Evet, evet. Kadir'den benim beklentim önce Avrupa sonra dünya turu.
Ondan sonra yaşadığım maceralara güzel bir kitaba kalem alıp onun anılarını inşallah bir gün bir kitapta da okuruz beraber. Ya tabii yaptığı iş kolay bir iş değil. Dağda devamlı tek başına kalma, sürekli yürümek, otostop çekmek, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna otostopla gitmek, o aracı şartlarında yani tek başına hayat mücadelesi vermek zor. Yani biz de bu sporu yapıyoruz ama biz genelde kulüp olarak, dernek olarak, takım olarak yapıyoruz. Bizimki biraz daha kolay oluyor organize bir şekilde gittiğimiz için. Kadir için bu söz konusu değil tabii, biraz daha zor. O biraz zoru seviyor, macerayı seviyor. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güzel anıları olur, daha güzel maceraları olur. Daha güzel insanlar tanır. Tabii bizden daha güzel insan tanıyamaz ama yine de güzel arkadaşlıklar edinecektir bu maceralı yolunda. Doğa tutkunu olmak güzel bir şey. Ben de bir doğa tutkunuyum, Kadir gibi. Tabii Kadir benden daha hızlı. Geldi, sonradan geldi, bizi geçti. Onu yakalamaya çalışacağız bize tabii ki. Bize feyiz veriyor kardeşimiz. Bundan sonraki maceralarında dediğim gibi başarılar diliyorum kardeşime. İnşallah daha güzel zirvelerde, daha güzel maceralarda bir arada yine birlikte olacağız. Akşam misafirim. Artık evde bol bol sohbet, anılar. Kesinlikle. Tekrardan başarılar diliyorum kardeşimize. Hepinize de iyi akşamlar diliyorum bu arada. Cansın abi. Hoş sohbetin için teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek kardeşim? Birlikteyiz. Evet Mustafa, neredeyiz? İki gözüm, şu an adalardayız. Biliyorsunuz dört büyük ada var. Evet. Şu an Burgazada'dayız. Aynen. Ve kamp alanına doğru ilerliyoruz. Şimdi yer keşfedeceğiz. Keşfettiğimiz yerde bir güzel kamp atacağız. Attığımız etapta da bir güzel tur atıp yürüyüş yapacağız. Güzel geçecek değil mi? Evet, iki gözüm, inanıyoruz buna. Hadi bakalım görelim. İyi şanslar. Kamp alanımızı belirledik. Çadır kurmak yasak olduğu için met ve tulumu serip denize yakın bir şekilde uyuyacağız. Anadolu bölgesinden Karadenizlere, Karadeniz'den Marmara bölgesine kadar toplam 2862 kilometre sonrası mahalleme gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki maceralarda görüşmek dileğiyle diyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.